Selin, sen haklıydın. Çok özür dilerim. Konuşabilir miyiz lütfen? Haberler süper babaanneciğim. Bu sabah bu evde benden başka neşeyle uyananlar da var. Selin, çabuk söyle. Ne oldu? Barıştılar mı? Henüz değil ama barışacaklar. Ne? Hadi inşallah. Ya dün Zeynep'e gitmiştim ya konuşmak için. Hı-hı. İnadı geçmiş, yumuşacık olmuş. Hatalı olduğunu da kabullenmiş. Şimdi onlara gidiyorum. Akşama belki üçümüz döneriz. Hayır! Sen annene bakma kızım. Git çabuk, tut onları enselerinden, akşam yemeğe getir. Aferin benim kızıma. Aferin, seninle gurur duyuyorum. Ay, akıllı torunum benim, akıllı torunum. Ne oluyor ya, ne oluyor? Hiçbir yere gidemez. Otur oturduğun yerde. O kız bu eve gelmeyecek. Sana öyle geliyor mukaddes. Bu ev senin olduğu kadar onun da evi. Ya siz kör mü oldunuz? Ne oldu, kör mü oldunuz? Görmüyor musunuz? Oğlumu sürüm sürüm süründürüyor. Bu kız maymun etti çocuğumu ya. Görün artık gerçekleri. Hadi kızım. Hadi kızım, sen çabuk git haber ver. Hayırlı işler bekletilmez. Hadi bakayım. Tamam, ben çıkıyorum. Hadi koş. Biraz gel. Ay, bütün çabalarım boşa mı gidecek benim? Ya Fatih, Fatih nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ya Fatih bak, bugün olmaz ya. Bak şimdi. Ya bugün gidip senin Zeynep'ten ayrılmana ben göz yumamam ya. Ya oğlum Allah aşkına çekil hadi. Ya Fatih bak, ne olur kardeşim bak, bir fırsat ver kıza ya. Ya belki hatasını anlayacak, gelecek, af dileyecek. Bir şans ver ya. Ya oğlum ne diyorsun sen? Zeynep'e gitmiyorum ki ben. Yalancı. Ya şirkete gidiyorum. E yalan söylüyorsun, düpedüz yalan söylüyorsun. Ya sen normal zamanda şirkete gitmeyen adam bugün mü şirkete gideceğini tuttu ya? Kesin ayrılmaya gidiyorsun, ne olur yapma. Ya oğlum hasta etme adamı, Allah Allah ya. Evde kapalı mı kalayım? Şirkete gidiyorum işte, çekil. Ya ne yapacaksın şirkette? Ne bileyim. Oyalanırım işte, hesaplara bakarım. Bak dur, salla sen şirketi. Salla gitsin. Bak biz seninle şimdi güzel bir spora gidelim abi. Böyle enerjimizi atalım gitsin ya. Bak, bugün ayrılma Zeynep'ten sen ya. Mete. Ya ben şimdi gidiyorum, üstümü değiştireceğim, geleceğim. Seninle spora gideceğiz, olur mu? Üstüme gel. Ya kanka, kanka bak ne olur ya. Bak senden bu kadar da hiçbir şey istemedim ben. Çocukluktan beri hiçbir şey istemedim. 40 yılda bir şey istiyorum ya. Ya Zeynep'e bir şans ver. Bugün bari ayrılma. Bugün ayrılma. Ne olur ayrılma bugün ya. Mete. Üstüme gelme. Fatih. Ayrılma işte, ne boş konuşuyorsun bizim bunu ya. Selin, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sen haklıydın. Haklıydım tabii. Ben senin için, abim için söyledim onları. Sen benim yengemsin ya. Acaba hala yengem mi? Öylesin tabii. Ya sen abime bakma. O şimdi böyle tavır falan yapıyor ama yakında yumuşayacaktır o. Nasıl olacak o iş? Ha? Yani Fatih'i affettirmek için ne yapmam lazım sizce? Bir düşünelim. Yok ya. Ben bittim. Mümkün değil. O kadar kırdım ki Fatih'i. Zeynep. Hı? Hayatım, umutsuzluğa kapılacak zaman değil şu an ya. Fatih'ten bahsediyoruz biz, ha? Senin için herkesi karşısına alan Fatih'ten bahsediyoruz. Ya tabii ki de seni affedecek. Bulacağız bir yolunu. Ama böyle olmaz, senin toparlanman lazım. İnanman lazım bir kere ya, ha? Yılmaman lazım. Tamam, yılmayacağım. Savaşacaksın. Savaşacağım. Kendini affettireceksin. Evet ya, kendimi affettireceğim. Başarana kadar da durmayacaksın. Başarana kadar da durmayacağım. Fatih. Zeynep. Fatih, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Fatih'cim lütfen bir dakikacık konuşalım bak, bir dakika. Dün konuştuk, o bir dakika ne konuşacaksın? Ben pişmanım. Çok pişmanım Fatih. İki yetişkin gibi oturup konuşalım ne olursun.
Zeynep, işlerim var. Meşgulüm. Lan! Kağıt oyunu oynuyorsun. Ne meşgulü? Strateji çalışıyorum ben ya. Toplantıya gireceğim. Hazırlanıyorum. Rahat bıraksana beni. Olmadı. Sen de hemen pes mi ettin? Hani yılmayacaktın? Hı? Sen de kaderine razı gelip köşeye mi sindin? Yazıklar olsun. Dik dur azıcık ya. Ya güzelim benim, sen Fadi'nin arkadaşısın. Arkadaşının hakkını ver ya. Büyük düşün. İyi de Fadi ya şimdi. Seni baz alınca düşüncelerim 1,5 metreyi geçemiyor. Kalk ayağa Zeynep. Kalk. Evet Zeynep, ayağa kalk. Pes etmek yok. Evet ya, pes etmeyeceğim. Fatih. Fatih, gerçekten çok özür dilerim. İnan o kadar pişmanım ki. Ya çok pişmanım Fatih. Yoksa ben, bak ya sen beni biliyorsun, ben sinirlenince... Ben sinirlenince ağzımdan öyle şeyler çıkıyor. Yoksa ben hiç sana öyle bir şey der miyim Fatih? Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Çok özür dilerim. Bak çok pişmanım. Ne olur affet beni Fatih. Ne olursun. Fatih! Ya! Fatih ya! Lütfen affet beni! Şeklimizi değiştirelim. Nasıl? Nasıl? Mesela abimin yerinde biz olsaydık affetmek için ne beklerdik? Ne beklerdik? Ne yapsa affederdik? Ne yapsa affederdik? Ne söylese affederdik? Ne? Buldum. Ne? Düşün peşime. Hadi. Nereye gidiyoruz? Abi bu sefer hal oldu bu iş. Kalk 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 kalk. Ne iş? Kaç bebiş. Kalk 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 kalk. Haydi. Gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Ay halam görmesin. Hadi. At at at. Bak ya.
Zeynep Hanım. Ha? Mustafa. Senin ne işin var burada? Fatih nerede? Fatih Bey evde yok ki efendim. Demin aradı bir şey istedi. Ben de tam ona bakıyordum. Nasıl yok ya? Hadi. Senin yüzünden yine rezil oldum. Ama çok iyiydin be güzelim ya. Bırak ya. Kimi boğazlıyorlar ayol? Hayatımda böyle iğrenç ses görmedim. Dağ başı mı burası ha? Dağ başı mı? Her önüne gelen burada anılacak mı? Ben çok özür dilerim. Sizi çok rahatsız ettim. Bunca yıl seni dinledik Mukaddes. Biraz da Zeynep'i dinleyelim. Ben çok sevdim Zeynep'ciğim. Harikaydı. Gerçekten mi? Evet. Hadi gel canım içeriye girelim. Ay yok artık yani ya yok artık. Bir de içeri mi alacağız bunları? Evet Mukaddes. Evet. Ya baba abim nerede? Bilmiyorum kızım. Nereden bileyim? Biz gidelim en iyisi. Size yetince rahatsızlık var. Gidelim. Toparlan Ramazan, toparlan. Zeynep. Efendim. Olur mu öyle şey kızım? Kapıdan geri dönme. Yok Fehmi Bey, gerçekten. Biz yetince rahatsızlık verdik size. Çıkalım, toparlanalım. Zeynep. Burası bizim olduğu kadar senin de evin kızım. Tamam mı? Hadi bakayım, yürü. Çocuklar, siz hadi de gelin bir kahve içelim. Mukaddes çekil. Allah. Mukaddes çekil. Böyle yıkılık bu böyle. Şam şeytanı gibisin. Fıs fıs fıs. Hadi. Kış kış kış. Bir daha da gel. Kış kış kış. Kış kış kış. Hadi. Bir daha da gel Beyra. Biraz daha mı çalsaydık ya? Ramazan Bey kardeş, bir şarkı rica edebilir miyim ya? Ne istiyorsun ya? Arabesk olsun, bizim olsun. Ben çok severim aslında, yapsak mı? Ya kankacığım, yeter artık ya. Ya döşemenin şeklini ezberledik resmen. Ya benim de boynum çok ağrıdı enişte. Ya siz niye benim yaptığımı yapıyorsunuz? İşinize baksanıza. Olur mu ya? Biz seninle burada empati yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet enişte bak ben... Ben seni çok iyi anlıyorum ya. Vallahi bak çok iyi anlıyorum. Sonuçta ben de ablamla senelerce yaşadım. Ben bilmez miyim o adamın iflahını nasıl keser? O çatal diline bir çıkartır dışarı. Adamı mezara sokar ya biliyorum. Orhan! Ya sen bir şey de anlama ya. Bir şey de anlama kardeşim ya. Ya saat geç oldu. Senin evin falan yok mu? Hadi git evine git. Git evine git. Hadi. Ya yok yok öyle demek istemedim ya. Sonunda geri döner ama. Hatasını anlar, sever, pişman olur. Evet. Gayet pişman oldu. Peşimden koşturup duruyor ama neye yarar? Harbi mi? Ya bak işte dedim sana enişte. Tamam kardeşim bak ne güzel işte. Hatasını anlamış. O işler öyle olmuyor kardeşim. Bizim de bir gururumuz var herhalde. Ya enişte bak. Ya ablam için bu büyük bir adım. Sen de biliyorsun yani. Affet gitsin ya. Aynen kardeşim ya. Ya daha ne istiyorsun ki? Zeynep'i affetmek istiyorum. E süper işte süper. Ama gururum istemiyor işte. Onun söylediklerini duysaydınız, söylerken gözlerinin içindeki ifadeyi görseydiniz hak verirdiniz bana. Empati empati diyorsunuz. Kurun işte empati. Biz daha neyi konuşuyoruz ki? Bizimkilere gidip anlatacağım her şeyi. Ya dur, ne yapıyorsun ya? Enişte, enişte. Ya Fatih, enişte. Dur ya. Saçmalama, böyle bir şey yok. Açılmıyor, açılmıyor. Yapma bak, bir şey konuşacağım sen. Annenle baban konusunda neler hissettiğini tabii ki anlayamam. Ama ne kadar üzgün olduğunu anlayabilirim Zeynep. Bu konuda konuşmak istemezsen onu da anlarım. Gülsüm Hanım, eğer kırılmazsanız ben bu konudan bahsetmek istemiyorum. Tabii ki kızım. Herkes kendi hatalarının bedelini ödüyor.
Ama benim şu an aklımdaki tek şey kendi hatamı düzeltmek. Gördüğüm kadarıyla Fatih'i affetmişsin. İkisinin değil ama Fatih'in bunu benden neden sakladığını anlayabiliyorum. Yani en azından şimdi anlayabiliyorum. Onu kırdıktan sonra. Ne oldu? Neler oldu kızım? Fatih'le konuşmak istiyorum ama benden de kaçıyor. Çok kırdım onu Gülsüm Hanım. Çok. Ya canım yanıyordu biliyorsunuz. Ama acısını da ondan çıkardım. Şimdi de kendimi affettirmek istiyorum ama benle de konuşmuyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum artık. Çaresiz kaldım. Böyle saçma sapan şeyler yapıyorum. Görüyorsunuz yani. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı belki de. Ben seni anlıyorum. Hepimiz canımız yanınca en yakınımızdakine saldırıyoruz. İnsani bir şey bu. Ama Fatih seni her şeyden çok seviyor Zeynep. Gördüğüm kadarıyla sen de onu çok seviyorsun. Yoksa kimse böyle durup durduk yerde kendini komik duruma düşürmezdi. Aranızda her ne geçtiyse sevginiz onun üstesinden gelecektir yavrum. Ama sen şu ara Fatih'i sık boğaz etme. Ama birbirinizden de sakın vazgeçmeyin. Merak etmeyin Gülsüm Hanım. Ben Fatih'i sık boğaz etmeyeceğim. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Söylediğimi bilmiyorum. Sen mutlaka biliyorsundur Mustafa. Söyle çabuk, abim nerede? Mustafa, sen bizimle oyun oynanmayacağını öğrenemedin ha? Demek ki öğrenememiş. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Allah Allah. Hem bilseydim de söylemezdim zaten. Siz bana Fatih'in fedaisi Mustafa demiyor musunuz Zeynep Hanım? Mustafa, Mustafa bak sabrımı sanıyorsun. Söyle dedim, Fatih nerede? Çabuk. Söylemeyeceğim, yani bilmiyorum. Demek öyle. Alayım Selin'ciğim. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Mustafa, bıyıklarınla vedalaş. Önce bıyıklarından başlayacağım. Sonra saçı, sonra da artık Allah ne verdiyse. Yapmayın ya, yapmayın. Hiç mi vicdanınız yok Zeynep Hanım? Yapmayın. O zaman söyle abimin yerini. Konuş. Bilmiyorum. Kesiyorum. Kes Zeynep. Durun, 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 durun Zeynep Hanım. Bıyığım olmadan olmaz. O benim hayat enerjim. Ne olur. O zaman söyle Mustafa. Fatih nerede? Söylemiyorum. Biz su sattık, limon sattık, adam satmadık Zeynep Hanım. Keserseniz kesin. Buyurun. Vazgeçtim. Alayım Fadik'cim. Tabii canım. Dur hayatım. Aman titreme olmasın. Hadi, hadi. Söyle. Nerede Fatih? Ben ne? Ben ne oldum? Tek mi, çift mi? Çift. Hadi bir daha. Mustafa söyle. Fatih nerede? Hayır. Bütün bıyıklarını tek tek alırım Mustafa. Ben de sabır bol. Tek mi, çift mi? Bu tek. Ay Mustafa. Kaşının ortası gelmiş. Nasıl gelmiş o öyle? Aa, ama dur oraya geldim. Bekle. Lütfen dikkat edin kişisel bakımınıza ya. Vallahi sevap kazanıyoruz. Bıyıkların ortasından alalım. Söyle nerede? Söyle! Allah! Söyle! Birini bekliyor muydun? Yok, ben kimseyi beklemiyorum. Kim peki? Ne bileyim ben. Kim o? Mete benim Zeynep, aç kapıyı. Açma, açma, sakın açma. Zeynep Hanım, acaba ben... Abi Zeynep gelmiş, yanında da Mustafa var. Alçak Mustafa, her şeyi ötmüş. Satmış yine. Mete yalan söylediğini biliyorum. Aç kapıyı, Fatih içeride. Tamam, açma sakın. Bir şey de. Fatih burada yok. Aa, yokmuş işte.
Demek ki başka yere gitmiş. Hadi gidelim Zeynep Hanım. Mustafa, gıkını çıkartma. Derhal. Mete yalan söylediğini biliyorum. Aç kapıyı. Fatih içeride. Ya Fatih yok burada, yok. Yalan söylüyor. Canım, Mete'ciğim. Aman canım boş ver ya. Üf, yoksa da yok. Hem bak biz geldik. He? Ben buradayım. Ne yani, sevgilini içeri almayacak mısın şimdi? Abi senin yüzünden benim aşk hayatım bitecek. Ben bu kapıyı açacağım. Başlayacağım aşkına. Hayır olmaz, açma. Olmaz ya. Kanka açmayacaksın abi, işte. Ne diyeyim ben Fatih? Ya ne bileyim, bir şey buyurun işte. Mete o kapıyı açmak için üçe kadar sayacağım. Açacaksın o kapıyı. Bir. Banyodayım. Banyodaydım. Bir şey değil işte, ne bileyim. Hayatım ben şu an müsait değilim. Açmasam olmaz mı? İki. Şu an hiç müsait değilim şu an. Üç. Alma. İçeri sakın alma. Ya bir dakika olsa olmaz mıydı ya? Hadi. Sen bizi niye içeri almıyorsun? Ya ben şu an hiç uygun değilim. Ben duştaydım böyle tam şeye varken siz gel... Yalancı! Saçın ıslak bile değil. Ne duşu? Neyi çünkü siz yani oraya yetiştirmeden siz geldiniz, baskın yaptınız. Durun şimdi ben şimdi Fatih, giyineyim. Giyineyim böyle geleyim sonra Fatih. Tut, ben hemen ararım. Aç! Serhat! Bitti be. Ne güç ya? Mustafa. Mustafa. Abim kesin içeride. Kesin. Biz o zaman girmenin başka bir yolunu bulacağız. Bulacağız. Nasıl? Yan taraftan falan. Asansör. Sakat mı olmasın? Yardım etsene konuştu. Şuradan görebilirim. Bak birazdan gider. Dur. Seni yardım et. Zeynep Hanım bir sakatlık olmasın. İçeride mi? Buzlucam be. İsineceğim. Bırak. Nasıl geleceğim? Mustafa yardım etsene. Ama... Canımsın. Başka bir yol bulacağız. Ben sana sorarım Mustafa. Ne yapacağız abi, ne yapacağız? Mustafa ile mi vursak acaba şöyle kapıya? Yeterince kalın değil. Hop bir tanem. Hop. Hop. Canım, Ayşem. Ay. Bunlar hala gitmediler mi ayol? Ne işi var bu sarı kafanın burada? Burada senden daha fazla kalmaya hakkı var onun. Ay yoksa yerleşmeye mi gelmişler? Bundan sana ne mukaddes? Burası onun dedesinin evi. Anneciğim. Böyle annelik olur mu? Yani ben hiç anlamıyorum. Bırakıyor çocuğu başımıza bütün gün. Geziyor öyle. Olacak şey mi ya? Tabii bu evde bir hizmetçi var nasıl olsa. Evet var mukaddes. Ama üzülüyorum. Keşke senin de derdinden anlayabilecek. Sana yardım edebilecek bir doktor olsaydı belki de şifa bulurdun. Ay canım sen büyüyüp doktor ol da... Babaannenin hastalığına şifa bul. Bir canım benim. Anneciğim, vallahi bazen sizinle iki çift laf konuşulmuyor ya. Bir tersliyorsunuz hemen insanı. Senin adına sevindim mukaddes. Demek ki idrak yeteneğini henüz kaybetmemişsin. Nasıl da anladın söylediklerim? Anneciğim, aslında ben bazen var ya... ...sizin ne söylediğinizi anlamaya hiç çalışmıyorum. Daha sert vuruyoruz, tamam mı? Bir, iki, üç. Zeynep Hanım rica ediyorum, ben artık gidebilirim. Mustafa! Olduğun yerde kal, gıkını da çıkartma. Hadi güzellerim, dayanamaz kaldım. Bir, iki, üç. Biz niye dışa doğru açılan kapıya koç başına vuruyoruz? Kilide vurun, kilide. Hadi bir, iki, üç. Ya. Lan! Siz nereden çıktınız? Ya biz yemeğe gittik.
Ya ben yemeğe gittim, geldim. Mete, Fatih içeride biliyorum. Çabuk aç şu kapıyı. Ya Zeynep, Fatih yok ya. Fatih eve gitti. Her şeyi ailesine anlatacakmış. Her şey derken? Ya bu Amerika'da başlayan bütün serüveni, Ertan'ı, Selim'i... yani ne varsa anlatacakmış. Fatih bu oyuna bir son vermek istiyor Zeynep. Ne? Sen ne diyorsun ya? Ulanı söylüyorum. Pılını pırtısını toplasa da gitse. Korkarım gidecekler. Senin yüzünden gidecekler. Ama emin ol, çocuklar bu evden giderse en çok sen üzüleceksin. Ay Fifi, sen ne alemsin ya. Ayol ben niye üzüleyim ha? Niye üzüleyim ben? Gidene bay bay, gelene hay hay. Oğluşum gelmiş, benim güzel oğluşum. Ah canım. Fatih. Oğlum neredesin sen? Yer yarıldı, içine girdin sanki. Mete'deydim. Hah! İyi yapmışsın yavrum, çok iyi yapmışsın. Gez toz arkadaşlarına, kendi arkadaşlarına gez. Ne öyle safralardan da kurtulduk artık. Aslan oğlum benim, sefan olsun. Oh çocuğum, oh! Mukaddes, hazır ayaklanmışken odana çıksana sen. Şurada ailece oturuyoruz değil mi? Sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var. Neyle ilgili? Zeynep ve benimle ilgili. Bir de Selim. Hayırdır? Yani biz aslında sizin bildiğiniz gibi... Efendim, yemeğimizi yedik, karnımız... Ah, Fatih hoş geldin. Bak Selim, baba geldi. Fatih, Fatih! Zeynep. Ne arıyorsun burada? Seni arıyor abi, seni. Yavrum, neymiş bu önemli olan şey? Bize bir şey söyleyecektin ya çocuğum, neymiş? Neyse, yani sizin ailece konuşacak önemli şeyleriniz var galiba. Ben gideyim. O nasıl söz öyle Zeynepciğim? Sen de bizim ailemizin bir parçasısın kızım. İyi akşamlar. Baba. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.